Bluebeam Rev programının kurulumunu tamamladıktan sonra 30 gün boyunca ücretsiz deneme versiyonu olarak kullanabilirsiniz. Bu sürenin sonunda herhangi bir lisansa sahipseniz, üste bulunan menü barında Rev seçeneğinin altında Register seçeneğine tıklayarak sahip olduğunuz lisans anahtarını, seri numarasını ve ürün anahtarını girerek Register seçeneğini tıklamanız yeterli olacaktır. Şu an programımızı kayıtlandırdık. Farklı bir bilgisayar kullanıyorsak ya da bir bilgisayar değişimi söz konusuysa ya da bilgisayarınızı sıfırlamak istiyorsanız istiyorsanız lisansı iade etmeniz gerekir. Bunun için yine aynı alanda Revue seçeneğini tıkladıktan sonra Unregister seçeneğini tıklayarak lisansınızı iade edebilirsiniz. Bu lisansı başka bir bilgisayarda yine kayıtlandırarak kullanmanız mümkün. Bu bazen iş hayatımızda, iş yerimizdeki bilgisayar ve evimizdeki bilgisayar olarak olabilir. Bu lisansı bu şekilde farklı bilgisayarlarda taşıyarak kullanma imkanı bize sunmakta. Lisans iadesi yaptıktan sonra görüntüleyici modda açılır. Görüntüleyici modda herhangi bir araç kullanamazsınız. Sadece klasik bir PDF görüntüsü olarak çalışmaktadır. Ama lisans kayıtlandırdığınızda tekrardan bütün araçlar aktif hale gelecektir. Bluebeam Rev'i de diğer programlarda olduğu gibi objeleri yönetmek için gruplama ya da grupları ayırma gibi çeşitli özellikler bulunmakta. Ekranda bir işaretleme görüyoruz. Bu işaretleme aslında tek bir parçadan oluşmuyor. Aslında burada bir elips ve içerisindeki bir yazıyla beraber oluşmakta. Bu iki objeyi birlikte kullanacağımız için bunları grup halinde tutmamız gerekecektir. Bunun için birlikte seçip sağ tıklayıp grup seçeneğine tıklarsanız objeleriniz artık bir gruba dönüşecektir ve tekil olarak davranacaktır. Yani bunları taşımak istediğinizde herhangi bir işlem yapmak istediğinizde artık farklı obje değil iki farklı objeden oluşan bir grup şeklinde kullanma imkanı sağlayacaktır. Oluşturduğunuz grupları üzerinde sağ tıklayıp Ungroup seçeneğine tıklarsanız tekrardan ayırma imkanınız da vardır. Bu sayede onları ikisini ayrı bir şekilde yine kullanma imkanı ise alayacaktır Yine çalışırken işimizi kolaylaştıracak özelliklerden bahsedecek olursak birçok aslında programında kullandığımız işimizi kolaylaştıran özellikleri eşleştirme bir özelliği diğerine taşıma gibi bir özellik BlueBeam'de de mevcut. İşaretleme yaptık bir bulut, revizyon bulutu oluşturduk. Aynısını diğer bulutta da aynısını görmek istiyorsunuz. Bunları taşımak istiyorsunuz. Bunu da yapmak gayet kolay. Özellikleri alacağınız olan objenin üzerinde sağ tıklayıp Format Painter'ı kullanırsanız eğer bunu özellikleri aktarmak istediğiniz objenin üzerine gidip sadece bir kere sol tık yapmanız yeterli olacaktır. Bu sayede birebir özellikleri, bütün özelliklerini aktarmış olursunuz. Tabi bu yazı karakterler için de aynısı geçerli. Yine daha önceden kullandığınız bir yazı ya da formatı var. Bunu da yine aktarmak istersek sadece şekiller için değil dediğim gibi yazılar için de bunu aktarmamız mümkün olacaktır. Bu sayede çok pratik bir şekilde özellikleri eşleştirerek birçok detaylı uğraşmadan hızlı bir şekilde sonuca gitme imkanı sizlere sunuyor. Blue çeşitli işaretleme araçları kullanıyoruz. Peki bu işaretleme araçları üzerinden linkler oluşturmak da mümkün. Bu sayede bir obje olabilir, bir kesit olabilir, kesitle ilgili kesitin üzerine tıkladığınızda direkt sizi o kesite götürebilir başka bir dosyada ya da bir objenin üzerine tıkladığınızda o objeyle bağlantılı detayı sizi götürebilir. Bu tür seçenekler size sunmakta ya da bir ıslak hacim içerisindeki bir plajetin üzerine yani burayı bir işaretleme yapıp bu işaretlemenin üzerinden bir link oluşturarak teknik bilgisine de ulaşabilirsiniz. Böyle bir örnek yapalım. İşaretleme yapıyorum buradaki klozet'i gösteriyorum. Sonra işaretlemenin üzerinde sağ tıklayıp bu alanda edit action seçeneğine tıkladığım zaman linkleyebileceğim, çeşitli linkleme metotlarını kullandır, kullanabileceğim bir pencere açılmakta. Burada herhangi bir dokümanı direkt sağlayabilirim. Bir sayfada bir sayfanın üzerinde bir alana yaklaşmasını isteyebilirim. Çeşitli yer tanımları yapabilirim. Ya da herhangi bir döküman üzerinde o an açık olan ya da benim tanımladığım herhangi bir eleman üzerinde direkt o sayfanın o alanını yaklaşmasını, ekrana getirmesini sağlayabilirim. Hyperlinkler üretebilirim. Burada herhangi herhangi bir üretici firmanın web sayfasını direkt belki linkleyebilirim. O ürünün bulunduğu e, sayfayı linkleyebilirim. Ya da ürünle ilgili bir dokümanın açılmasını istiyor olabilir. Mesela burada bununla ilgili bir teknik döküman var. Bu teknik dokümana ulaşmak istiyorum özetle alakalı. Bu şekilde bir tanımlama yaptım. ve tamam dedim. İşaretlemenin sağ alt tarafında bakın. Gözüküyor e, bir pdf dosyası yine döküman sistemi içerisinde kayıtlı olan. Buraya tıkladığım zaman proje içerisinde gezinirken direkt o dokümana ürünle ilgili teknik bilgilerin bulunduğu alana beni götürüyor ve detayları buradan bakıyor olabiliyorum. Bluebeam Revit'e çalışırken çok fonksiyonel işaretleme araçları kullanıyoruz. Bunlar işlerimizi çok kolaylaştırmakta. Tabii bunları yönetmek için de bize bazı seçenekler sunulmuş durumda. Özellikle yaptığımız işaretlemenin daha sonra yerinin değişmemesi, taşınmaması, silinmemesi gibi durumları yönetebileceğimiz bir seçenek var. Öncelikle ondan bahsedelim. Buna niye ihtiyaç duyarız? Dökümanlar bir birlikte çalışma ortamında olduğumuz için Farklı kişiler bu işaretlemeleri kontrol ederken ya da kendimiz de tabii ki yapabiliriz. Yanlışlıkla yerin değiştirmesi, silinmesi gibi durumlar oluşabilir. Bunları önlemek için bir kilit mekanizması var. Öncelikle bundan bahsedelim. Herhangi bir işaretleme ya da birden fazla da işaretleme seçebilirsiniz. Üzerinde sağ tıklayıp e, log seçeneğini kullanırsanız, Ctrl Shift L de aynı zamanda bunun kısa yoludur. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman PDF üzerinde ayrı bir katmanda oluşturduğunuz bu işaretlemeler kilitlenecektir. Yani yanlışlıkla bunları tutup herhangi bir yere taşıyamazsınız ya da üzerinde sağ tıkladığımızda daha net gözükecek kesme, yapıştırma gibi özellikler kaybı. Sadece kopyalama imkanı sunacaktır ama mevcutu kesinlikle değiştiremiyorsunuz. Bu sayede bu tür karışıklıkların oluşmasını önleyebiliyorsunuz. Bunları isterseniz de tekrardan bir ya da birden fazlasını birlikte seçip tekrardan kilit seçeneğini seçerseniz serbest bırakmış oluyoruz. Artık silinme, taşınma gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor. Bir diğer işlevsel araç ise bu oluşturduğumuz işaretlemeleri bir düzleştirme ile ana pdf dosyasının içerisine aktarmak yani ayrı bir katmanda tutmadan bunu tek bir layer haline dönüştürmesi. Bunu da zaman zaman tabii ki ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin başka bir kişiye bunu teslim etmek istediğinizde bu oluşturduğunuz araçların bu özelliklerini transfer etmek istemeyebilirsiniz ya da yer değiştirilmesi ya da üzerinde yanlışlıkla bir düzenleme yapılmasını engellemek isteyebilirsiniz ya da bir imza attığınız o imzanın oynanmaması ayrı bir katmanda değildir belgenin üzerine yapışık bir şekilde kalması ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasını isteyebiliriz. ve bu tür durumlarda ise düzleştirme seçeneğini kullanıyoruz. Birçok markup yapabiliyoruz tabi dediğim gibi çeşitli amaçlar için bu kullanılabilir. Yine bir ya da birden fazla işaretleme seçilerek bu uygulanabilir. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Döküman kısmında flatten diye bir seçenek var. Düzleştirme seçeneği. Bunu seçersek eğer şöyle bir pencere açılacaktır. Bu pencerede ister mevcutta bulunan dosya ya da birden fazla sekmede açık olan dosyada varsa bunların hepsini bazısını filtreleyerek de seçebilirsiniz. Ya da herhangi bir dosyadan dosyayı ya da bir klasörden ya da klasör ve alt klasörlerini işaretleyerek bunları tek bir hamle ile birden fazla dosya üzerinde de tabii ki gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizin için bir hazır ayarsa bu ayarı kaydedip tekrardan da bu ayarı direkt geri çağırarak hızlı bir şekilde bunu uygulama imkanı da size sunacaktır. Bunları tabii ki filtrelemek de isteyebilirsiniz. Bunlar farklı işaretleme araçları kullanıyoruz. İmajlar, çeşitli imaj eklentileri, mühürler ya da bir geometrik işaret olabilir, bir yazı olabilir. Bunları da filtreleyerek sadece istediklerinizi mevcut dokümandan istediklerinizi seçebilirsiniz. Ya da bütün markapları seçebileceğiniz gibi Sadece filtre seçeneğini kullanarak markapların içerisinden bir kısmını ya da sadece seçilen Bu pencere açılmadan önce seçtiğiniz Markapları da yine Seçme size imkanı olur. Burada önemli bir seçenek var. Buradaki seçenek markapların Geri alınması seçeneği. Eğer Bu seçeneği seçmezseniz markaplarınızı düş, düzleştirdikten sonra yani bütünleştirdikten sonra mevcut sayfayla layer'ını ortadan kaldırdığımız zaman artık geri dönülemez şekilde dosyayla bütünleşir. Yani bunu tekrardan geri çağırma olanağınız yoktur. Ama bu seçenek seçili olursa markup'ı recover yani geri çağırma işlemi yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir husus. Eğer böyle bir ihtiyacımız varsa muhakkak bu seçeneğin seçili olması gerekecektir. Bir diğer seçenek layer'ı düzleştirme. Herhangi bir buradaki seçenek yani layer'lardan herhangi birini seçip bunu da düzleştirebilirsiniz. Ya da açılan pop-up'ları olsun ya da capture edilen görüntüler de bunları da dahil etme imkanınız var. Biz geri dönebilir şekilde ve bütün markapları seçerek düzleştirme işlemini yapalım. Şu aşağıdaki kısmı dikkat etmenizi rica edeceğim. Burada markapları görüyorsunuz. Düzleştirme işlemini yaptığım zaman bütün markaplar düzleşeceği ve tek döküman üzerinde birleşeceği için hepsi yok olacak. Şu an düzleştirme işlemini yaptım. Bakın aşağıda işaretlediğim markaplar tamamen listede görünmüyor çünkü artık dosya üzerine bütünleşmiş vaziyette yani geri dönülmez ya da yine bir seçenek olan tekrardan dönüştürülebilir modda bunu entegre ediyoruz. Bu bu güvenlik için çok önemli bir imza olabilir bu e, doküman üzerinde. Bunun e, kopyalanmaması ya da çoğaltılmaması için düzleştirme işlemi çok önemli bir fonksiyondur. Şimdi düzleştirme işlemini yaptık. Demin yaparken fark ettiniz, bunu da özellikle söyledim. Geri dönüş, dönüşebilir şekilde yapmıştık. Bu tür olan seçenek, bu seçeneği işaretleyerek yaptığınız düzleştirme işleminde yine aynı menü üzerinde unflat'ın seçeneğiyle düzleştirmeyi tekrardan geri alabiliyorsunuz bu seçeneği işaretlediğiniz için. Ben şimdi bu işlemi yapıyor olacağım. Tıkladım. Geri alma işlemini yaptı. Bakın markapları olduğu gibi geri getirdi. Eğer o seçeneği yani şuradaki gördüğümüz şu seçeneği işaretlemeseydim markapları geri kazanma işaretini işaretlemeseydim bunları artık geri alınamaz bir vaziyete gelecekti. Layer'ı inceleyecekti. Geri alma seçeneği olmadan da yapıldığı için bu işten bunların hiçbirine geri alamıyor olacaktı. Gülümüre de en güzel özelliklerden biri de işaretlemelere capture özelliğini kullanarak anlık ya da daha sonradan videolar ya da fotoğraflar hatta 360 derece panoramik fotoğraflarda eklemeniz mümkün. Farklı senaryolar olabilir. Örnek olarak sağda tablet ile beraber torunları tespit etmek için ya da çeşitli işaretlemeler yaparken bu işaretlemelerin olduğu alanda yazıyla tanımla tanımladığımız ama daha fazla detay aktarmak istediğimiz zaman elimizdeki tableti kullanarak bir e, video ya da bir fotoğraf anlık olarak çekip ekleme imkanı sağlayabilir. Bunun haricinde ofisimizde çalışırken de yine aynı şekilde daha önceden çektiğimiz videolar ya da fotoğrafları ekleyebiliriz. Bunun için işaretlemenin üzerinde sağ tıklayıp e, capture seçeneğinin altında demin de söylediğim gibi anlık olarak alacaksak direkt kameramız üzerinden video çekmek ya da fotoğraf çekmek ya da ofisimizde daha önceden çektiğimiz dosyaları eklemek için de From File seçeneğini kullanarak daha önceden çektiğimiz sorunu anlatacak olan içeriği alabiliyoruz. Burada daha önceden çekilen bir fotoğraf örneğini yapalım. Aç dedik. Bakın şurada bir ikon oluştu. Capture ikonu. Bunu tıkladığınız zaman bunu anlık olarak bir seansta farklı lokasyonlarda da anlatabilirsiniz. Ya da döküman üzerinde bu işaretleme yaparak ve buraya bir, bir ya da birden fazla fotoğraf ya da video ekleyerek sorunları çok daha detaylı görerek algılaması daha kolay olacak şekilde iletme imkanınız olur. Bunları isterseniz bir fotoğrafı ya da birden fazla fotoğrafı ya da videoyu dışarıya aktarabileceğiniz gibi soldaki seçenekleri kullanarak diğer fotoğrafları ya da videoları yine burada oluşturabilirsiniz ya da istemediklerinizi yine burada silebilirsiniz. Bunları yönetmek için markup listesinde oluşturduğunuz capture'ı burada da bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman çift tıkladığınızda size bunu gösterecektir. Oluşturduğunuz bu işaretlemelerdeki görüntüleri bir döküman haline de getirebilirsiniz. Yani daha önceden oluşturduğum bu ekran alıntılarını bir sonuç olarak aktarabilirim. Bir farklı bir dosyaya linkleyerek oluştur dediğim zaman sağ tıklayıp Burada işaretlememle beraber eklediğim fotoğrafları, görselleri bir doküman şeklinde bana linkli bir şekilde üretebiliyor. Bunu otomatik bir şekilde üzerine tıkladığımızda getirme imkanı sağlıyor. Bunları kaydedebilirsiniz. Bluebeam Review'de kendi damgalarınızı da oluşturabilirsiniz. Bunun için üstteki Tools kısmının altında damga seçeneğinde yeni damga oluşturma seçeneğine tıklayarak bunu yapmanız mümkün. Bir tanımlama bilgisi verebilirsiniz menüde kullanmak için. Buradan yine bazı ayarlar yapılabiliyor. Boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Standart olarak burada bir boyut belirtiliyor. Bunu değiştirmeniz de mümkün. Ya da hazır bir template kullanmak isterseniz o template'ten de buradan seçerek yararlanabilirsiniz. Diğer text ve çizgilerle ilgili renk ve ayar seçenekleri, saydamlık gibi seçenekler var. Bunları daha sonradan da ayarlamanız mümkün. Tamam, şuna basıp artık oluşturma ekranına gelebiliriz. Burada bir text box, daha bunu ilerleyeceğim. Tabi burada serbestsiniz, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada bir text box için bir alan belirledim kendime ve burada ne yazmak istiyorsam tabii ki boyutlar ve konumla ilgili bilgiler de tabii ki girebilirim ve bu şekilde ne yazmak istiyorsam bunu tanımını yapabilirim. Hatta şöyle rengini değiştirelim o alan içerisine. Büyük harflerle onaylandı. Yazalım. Yine konumuzu buradan ayarlayalım. Hemen bir alt satırına isim soy isim belirtelim. Tabii buradaki girdiğimiz bilgileri de sonradan şu şekilde düzeltme imkanımız da var. Hemen bir alt satıra hatta şu şekilde yine ünvan yazdık. Bir alt satıra geldik. Hatta şöyle yapalım. Bir alt satıra geçip buraya bir zaman belirten bir metin yazalım ama tabii bu noktada zaman dinamik olduğu için tekstin de burada dinamik olması lazım. Şu alt köşede dinamik yazan yere gelirseniz burada dinamik olarak değişmesi gereken tekstle ilgili giriş yapabiliyorsunuz. Mesela zamanı seçelim ifade şekliyle geldi. Nasıl görünmesi gerekiyorsa ve bu girdiğimiz değer otomatik olarak o an damgalama yaptığımız andaki saati buraya getirecektir. Bunları girdikten sonra bir de çerçevemiz olsun. Yine koyu tonda bir renk belirleyip biraz da kalınlık tanımlayalım. Bir çerçeve yapalım. Bu şekilde damgamızı tamamlayalım. Kapatma tuşuna bastığımız zaman kaydetmek istediğimizi nereyi tanımlamak istiyorsak bunlar tabii ki daha önceden tanımlanmış alanlar. Programın otomatik olarak buraya kaydetmesini istiyoruz. Kaydet diyoruz ve kaydettik. Projede uygulamak istediğimiz yere bunu uygulayabilmek için yine araçların altında mühürde bakın bu alanda görüyor olmamız gerekecektir. Onaylandı seçeneğini buradan seçerek gelip nereye bunu uygulamak istiyorsak bir kere tıklamamız yeterli şu şekilde. şu tarih tarihiyle beraber bu onayı oluşturduk. Ve tabii bunu yaptıktan sonra daha sonrasında revize etme ihtiyacı da duyabilirsiniz. Bunun için yine uyguladığınız damganın yanındaki bu kalem işaretine tıklayarak tekrardan bunu revize edebilirsiniz. Biz sadece zamanı belirttik burada ama şöyle bir şey daha yapmak istiyoruz. Belki yanına ayrıca bir tarih de eklemek istiyoruz. Hemen ee, yanına bir de tarih seçeneğini ekleyelim isterseniz bu şekilde. Tekrar kapatırken kaydetsin üzerine. E, ee, mevcuta tabii ki değişmeyecektir ama daha sonradan eklediğiniz herhangi bir damgayı getirip yine yerleştirdiğimiz zaman bu sefer revize edilmiş halini göreceksiniz. Bu şekilde kendi damgalarınızı da Bluebeam de oluşturma imkanınız vardır.